Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu'yla Trend Haber başlıyor. Kredi kartı kullanımında dünya nereye evriliyor? Günümüzde finansal işlemlerin vazgeçilmezi haline gelen kredi kartları, milyonların hayatında önemli bir yere sahip. Asgari ücretle geçinmekte zorlanan vatandaşlar, kredi kartına borçlanarak temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Bazen öyle ki yüklü miktarlardaki harcamaları ödemekte de zorlanabiliyorlar. BDDK verilerine göre 19 Ocak 2024 itibarıyla bireysel kredi kartı hacmi 1.172.000.000.000 lira olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar lira seviyesindeydi. Bu da bireysel kredi kartı hacminde yıllık %155'lik bir artışı gözler önüne serdi. Söz konusu artışla enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımında bir takım değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle kredi kartı kullanımının düşürülmesi için kredi kartı sınırları ve taksit miktarlarında düzenlemeler yapıldı. Bankalardan veya mobil uygulamalardan kolayca limit artırımı yapabiliyorduk. Fakat yeni düzenlemeyle bu limitlerde değişiklik yapmak artık çok da kolay olmayacak. Bu düzenlemenin esas amacı kredi kartlarının kullanım alanlarını kısıtlamak. Kredi kartı müşterilerine yapılan uyarı da kredi kartıyla döviz, altın ve kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler nedeniyle kartların kullanımının kapatılabileceği belirtildi. 2024-2026 orta vadeli programda da kredi kartı kullanımlarının uluslararası standartlarda yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında yurt dışındaki bazı harcamalara da taksit sınırlaması getirildi. Otomobil alımı gibi yüklü harcamalarda kullanılan kartların minimize edilmesi hedefleniyor. Kredi kartıyla yapılan bu tip harcamalarla gıda gibi zorunlu harcamalar arasında bir farklılaşmaya gidilebilir. Merkez Bankası'nın 2023 yılı yayınladığı Finansal İstikrar raporuna göre ihtiyaç kredilerindeki faizlerin yükselmesi kredi kartı kullanımını artıran diğer faktörlerden. Bu düzenleme milyonlarca vatandaşın hoşuna gitmese de söz konusu düzenleme hayata geçecek gibi gözüküyor. Trend Haber'le karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.